Mustafa Sarıgül. Ne diyeceksin o kadar? Denk gelmiş abi. Yanında göründüğüm adam bir şey oluyor sürekli. Başkanım merhaba. Merhabalar. Efendim parti meclise taşınmış. Evet. Yeni film geliyor. Oradan evet. Başlayalım. Çok beğenildi İllegal Hayatlar. Sağ olsunlar. Devam filminde bizi neler bekliyor? Çok küçük hani spoiler de vermeden. Şimdi devam filminde zaten birinci filmin sonunda %12,5 evet. Oy alıyorduk, meclise geçiyorduk. Şimdi de meclisteki serüvenlerini görüyoruz. Evet abi. Şimdi neler olacak mecliste bizi? Neler bekliyor? Ne gibi komediler, ne gibi parodiler? Çok küçük diyorlar. Küçük diyorlar. Yani işte mecliste ne oluyorsa. Yani zaten son dönemlerde görüyorsunuz. Ne oluyor abi mecliste? Ya işte kavgasıydı, gürültüsüydü. Çok da spoiler vermeyeyim. Abi bir Mahsun J diye bir iş yaptın. Evet. Türkiye'ye sallandı. Kuryeler ayaklandı. Sağ olsun. Diğer ayaklanan meslek kesimini söylemeyeyim zaten. O J olarak var orada. Proje nasıl çıktı? Gerçekten yaptığın işlerle Türkiye'ye damgını vuruyorsun ama ortalarda yoksun. Kimse seni göremiyor. Yani dediğim gibi çok zaten seninle dışarıda konuştuk. Yani evet. Çok böyle dışarıda böyle vakit geçiren, böyle oraya buraya çıkan bir adam da değilim. Zaten biliyorum, haz da etmiyorum zaten. Yani güzel bir iş yaptık. Hoşumuza gitti. İçimize sindi. Şimdi yıl sonuna doğru Kasım Aralık gibi sete giriyoruz. Oo. Aynen. Kısmetse Aralık ayında Mahsun J'nin ikinci sezonunda geliyor. Ciddi misin ya? Evet. Eyvah. İmpial yaratacağız yine diyorsun. İnşallah. Peki abi sokakta zorlanmıyor musun? Yani neden? İnsanlar sürekli seninle fotoğraf çektirmek istiyordur büyük ihtimalle. Nasıl oluyor bu iş? Yani nasıl yaklaşıyorlar sana? Yaklaşımlarını nasıl buluyorsun? Güzel yaklaşıyorlar ya. Zaten hani şey bilmiyorum bir şekilde demek samimi geliyor. Kendi arkadaşlarını görmüş gibi geliyorlar. Ha böyle geliyorlar. Ben de ha gel diyorum falan. Son soru. Evet. Senin paylaştığın videolar daha sonra ülke gündemine tesir ediyor. Evet. Mustafa Sarıgül. Ne diyeceksin o kadar? Denk gelmiş abi. Yanında göründüğüm adam bir şey oluyor sürekli. Bu durum seni de rahatsız etmeye başladı anladığım kadarıyla. Yok çünkü... ya ben öyle. İnsanlar eğleniyor. Ben de bir şey demiyorum. Ya sen ne kadar güler yüzlü bir adamsın. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun beni kırmadığın için. Rica ederim. Galada söz verdiğim gibi 2 saat önceden oradayım. Tamamdır. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abi. Çok sağ olun. Saygılar. Tamam.